Çanakkale Boğazı, Narraburnu açıkları, güzel bir yaz sabahı. Sessizlikte, denizin ortasında küçük bir gemi, Pruva'da bir kadın ayakta. Kadının elinde mektuplar, mektupların içinde kadının yüreği, kadının yüreğinin içinde gözyaşları. Şimdi tamamen sessizliğe bürünmüştü Çanakkale Boğazı, Narraburnu açıkları. 4 Nisan 1953, gece yarısı, burun kısmından yara almış bir gemi. Kurtarma motorları denizin ortasında sarı bir şamandıra fark eder. Şamandıranın içinden bir telefon, bir de yazı çıkar. Deniz kuvvetlerine bağlı Dumlupınar denizaltısı burada battı. Telefonu açın ve denizaltı ile irtibat kurun. Alo. Alo, ben Assubay Selami. Ne durumdasınız? Gemi 15 derece sancak yönüne yatık. Elektriğimiz kesik. 22 kişi torpido dairesinde mahsur kaldık. Merak etmeyin, kurtarma gemisi yolda. Sizi kurtaracağız. Bizi kurtaracağınızdan eminiz. Ailelerimize selam söylüyoruz. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. NATO tatbikatından dönen Dumlupınar denizaltısı saat 02:15 sularında Narraburnu açıklarında Navolan Şilebi ile çarpıştı. Hava sisli, deniz suskun, insanlar çaresizdi. 86 mürettebat kurtulmayı beklemekteydi. Bu mürettebatın sadece 22'sinden haber alınıyordu. İçerideki havayla ancak 72 saat dayanabilirlerdi. Dalgıçlar canları pahasına suyun dibine dalıyorlardı. Asubay Ulvi Erhazar bir yolunu bulmuş, denizaltıdan kurtulmuş, yukarıya çıkmaya çalışıyordu. Denizaltı suyun 91 metre altındaydı. Oksijen tüpü yoktu. Ciğerlerine doldurabildiği kadar hava ve yukarıya çıkmak için bir sebebi vardı. Yukarı yeni doğmuş bebeği için kulaç atıyordu. Ama olmadı, başaramadı. Denizin dibi sessiz, içeridekiler suskun. Uzaklarda bir kadının yüreği yandı. Bebeğiyle kala kaldı. Denizaltıdakiler bağırmak, dua etmek, belki de türkü tutturmak istiyorlardı. Ama yukarıdan gelen emir, konuşmayın, hareket etmeyin ve sigara içmeyindi. Çünkü çok az oksijenleri kalmıştı. Dalgıç Nurettin Ersan vurgun yiyip su üstüne çıktı. Komutanım ne oldu? Başarabildik mi? Sadece 80 metre. 11 metre kalmış, öyle mi? 11 metre daha dayanabilseydim. Komutanım, izin ver tekrar dalayım. Olmaz oğlum, ölümden döndün. Sen vazifeni yaptın, sıra arkadaşlarında. Şans eseri denizaltıdan kurtulanlar umutla hastanede beklemekteydi. Merak etmeyin, arkadaşlarınız kurtulmuş. Hemşireler, yan koşu hazırlayın. Sizinkiler ulaşılmış. Denizaltıdan 30 kişiyi kurtarmışlar. Derin bir soluk alır. Hastane odasında bekleyenler. Arkadaşları kurtulmuştur. Ben size söylemiştim. İşte bak, kurtarmışlar sonunda. Elbette. Umudumuzu hiç kaybetmedik ki. Arkadaşlarımız kurtulmuş. Fakat bilmedikleri, doktorlar hastane odasındakilere umut olsun diye uyanın söylemişlerdi. Artık zaman kalmamıştı ve son kez telefona denizaltı arandı. Artık konuşabilir, türkü söyleyebilir ve hatta sigara içebilirsiniz. Vatan sağ olsun.